İyi akşamlar değerli izleyiciler. Çin'i, Doğu Türkistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Doğu Türkistan'daki olaylar ve yapılan katliamlar şimdilik yerini büyük ölçüde endişe ve korkuya bırakmış vaziyette. Olayların hemen akabinde Çin'in gerçekleştirdiği idamlar ve kaybolan Uygur Türkleri konusunda ise dünyada büyük bir sessizlik hakim. Diğer taraftan Ankara-Pekin hattında da tansiyonun düştüğü ve tarafların karşılıklı olarak bir bakıma bekle-gör sürecine girdikleri de dikkatlerden kaçmıyor. Çin tarafı basın üzerinden Türkiye'ye dönük sert eleştirilerini ve üstü örtülü aba altından sopa göstermeleri şu an için bir kenara bırakmış vaziyette. Bu son olaylar aslında bir diğer yönüyle Türkiye-Çin ilişkilerini ve Çin'in Türkiye'ye dönük sessiz fakat derinden nasıl bir politika izlediğini gündeme getirmesi açısından da dikkat çekici oldu. Çin yönetimi kardeş Uygur Türküne dönük yoğun bir şiddet ve katliama girişmemiş olsa ve bu konuda sessizliğini bozan Türkiye'ye bu kadar yüklenmese belki de Türk kamuoyu Çin'in Türkiye'ye dönük ilgisini ve bu kapsamda kullandığı yöntemleri bu kadar net bir şekilde göremeyecekti. Türkiye'yi ayrılıkçılarla ve teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayan Pekin yönetiminin son gelişmeler üzerine PKK terör örgütüne, Kürt halkına ve Ermeni meselesine dönük açıklamaları açıkçası bu mevzuyu bizim bir kez daha masaya yatırmamızı kaçınılmaz kıldı. Peki Pekin bu son açıklamalarıyla Ankara'ya nasıl bir mesaj vermek istiyordu? Ve bu açıklama bir ilk miydi yoksa bunun bir evveliyatı da var mıydı? Bu akşamki Sınır Ötesi programında Çin'in Türkiye'ye dönük ilgisini, kullandığı yöntemleri ve araçları, buna bağlı olarak da Türkiye bağlamında duyduğu endişeleri ve bunun Doğu Türkistan Uygur Türklerine yansımalarını ele alarak Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğini ve bu gelecekte Doğu Türkistan'ın yerini masaya yatıracağız. Stüdyo konuklarım Doğu Türkistan bağlamında ön plana çıkan iki değerli isim. Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden öğretim üyesi Doçent Doktor Erkin Ekrem. İlerleyen dakikalarda ayrıca Uluslararası İnsan Hakları Avrasya Federasyonu Başkanı Sayın Abdullah Buksur da telefon konuğumuz olacak. Sayın Tümtürk hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Ekrem siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şu an girişte de söyledik. Dedik ki şu, bir anlamda Çin'deki olaylar adeta derin bir sessizliğe doğru bürünmüş vaziyette. Bu kapsamda Çin'in yürüttüğü özellikle olayların meydana geldiği yerleri medyaya açması söz konusu. Sizce gerçekten olaylar bitti mi? Bir ikinci husus ise Çin'in şu an başlattığı bu medyaya dönük faaliyetleri nasıl görüyorsunuz? Yeni bir psikolojik operasyonla mı karşı karşıyayız? Evet. Ve tabii burada göz ardı edilen bir mevzu var. Çin hiç vakit geçirmeden idamları başlattı. Evet. Ve ardından da kaybolan Uygur Türkleri var. Yani bir anlamda faili meçhuller var. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Öncelikle tabii ki bu katliamlarla ilgili göstermiş olduğunuz hassasiyet ve Türkiye kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bu programımızdan dolayı ben Kanal A televizyonuna ve sizin şahsınızda bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Tabii şu anda durum nedir diye sordunuz. Doğu Türkistan'da şu anda durum bir kaos, bir belirsizlik söz konusu. Adeta bir suskunluk ve büyük bir yine infialin sessizliği hakim diyebiliriz. Ki şu anda Çin Komünist Yönetimi olayları daha da tırmandırıcı birkaç provokasyon girişiminden sonra Doğu Türkistan'daki yerel halkın tepkisini gördü ve geri adım atmak durumunda kaldı. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz cuma günü cuma namazının yasaklanmasıydı ki buna halkımız çok şiddetli bir tepki gösterdi ve camilerin kapılarını kırarak cuma namazlarını eda etti ve gençlerimiz cuma namazı sonra tutuklandı. Yine aynı şekil bu olaylarla ilgili suçlu bulunanların tamamı idam edilecek dedi Çin Komünist Partisi yetkilileri ve Wang Liqun'un açıklaması bu yöndeydi ve dedikleri gibi geçtiğimiz hafta yani 16 Temmuz günü bizim aldığımız bilgiye göre 196 kardeşimiz Ulanbay cezaevi 4 numaralı Ulanbay cezaevinde gece yarısı infaz edilerek kurşun edilerek katledildi. 196 kişi. Peki bunların normal şartlarda savunma hakları ya da yargılanmaları süreci
Oldu mu? Zaten komünist bir ülkede bulunuyoruz biz, işgal altındayız. Bizim hakkımızı savunacak ya da orada bizi bağımsız mahkemeyle yargılayacak herhangi bir sistem yok. Orada savcı da, hakim de her şeyiyle Çin komünist yönetimidir. Suçlayan da, cezayı veren de, infaz eden de Çin komünist yönetimidir. Orada mazlum ve mağdur edilmiş, işgale uğramış ve katliama uğramış Doğu Türkistan'daki Müslüman Türklerin kendini savunma ya da kendini bir şekilde ifade etme hakkı yoktur. Bugün şu anda mesela dün itibariyle aldığım son bir bilgiyi buradan Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dün Doğu Türkistan'ın başkenti Ürümçi'de üst düzey bir bürokrat arkadaşım telefonla bir şekilde bana bilgi ulaştırdı. Bu bilgi neydi derseniz Uygur kökenli, Türk kökenli bürokratlardan bir grubu Pekin'e götürerek hizmetçi eğitimden geçirmişler. Burada tabii ki bu katliamın belge ve dokümanları yani oradaki kanıtların silinmesine yönelik ve bunun dezenformasyonuna yönelik bir dizi girişimlerden bana bahsetti. Ben burada bunu paylaşmak istiyorum. Birincisi Pekin Devlet Televizyon İstasyonu'na bağlı bir ekip Ürümçi'ye gönderilmiş. Bu 2-3 günlük bir olay. Bu ekibin görevi Doğu Türkistan'daki bu katliamları, oradaki bazı Komünist Parti yandaşları ya da üyelerini kamera karşısına çıkartarak onları konuşturup onlardan bilgi almak suretiyle bu olayları Dünya Uygur Kongresi bize öğütledi. Aynı anda ayaklanma gerçekleştirin diye bize telkinde bulundu. Bu olaylar işte Dünya Uygur Kongresi'nin üst düzey yöneticilerinin teşviki ve taziki ile gerçekleşti diyerek yalan beyanda bulunmaları sağlanmış ve bu kayıtları alınarak önümüzdeki günlerde yine dünya kamuoyuna bu olayların müsebbibi Dünya Uygur Kongresi gibi bir yalan haberle karşı karşıya kalacağız. Yani daha önce Çin'in açıklaması direkt dış güçler olarak ortaya konuluyordu. Amerika olarak ortaya konuluyordu ve hatta Türkiye'nin ismi de zikredilmişti bu bağlamda. Şimdi sizin açıklamanızda gördüğüm Dünya Uygur Kongresi doğrudan herhangi bir ülkeyi burada zikretmiyor. Ama o zaman burada Uygur Türkleri şu an tekrar uluslararası arenada bir yalnızlığa mı itiliyor? Çin doğrudan Amerika'yı veya herhangi bir gücü karşısına almayarak. Yoksa normalde Çin yönetimi artık doğrudan uluslararası arenada kendi pozisyonunu zor duruma sokacak ya da Amerika ile ilişkilerini zora sokacak bir takım adımlardan mı kaçıyor? Tabii dediğiniz her iki seçenek de muhtemel. Tabii ki Çin şu anda stratejik bir tercih yapmak durumunda. Kimi hedef alacağını ya da kimleri hedef göstereceğini önümüzdeki günlere daha net olarak göreceğiz. Burada yine bizi dünyada yalnızlaştırmak ve Doğu Türkistan'ın haklı mücadelesini, bağımsızlık mücadelesini dünyadan izole etmek ve dünyadan tecrit etmek için yine bizi El-Kaide gibi bazı İslami radikal terör örgütleriyle ilintilendirerek bazı sahte belgeleri bu hazırlanan filme monte ederek dünyaya servis edecektir ki bunu da buradan ihbar ediyorum. Ve önümüzdeki günlerde geçtiğimiz hafta içerisinde Doğu Türkistan'da baş gösteren bu halk ayaklanması, milli mücadeleyi dış mihraklı bazı radikal gruplarla bağlantılı gösterirse ki buna şaşmayın, böyle bir provokasyonla karşı karşıya kalabiliriz. Peki ben burada kısaca bir araya girmek istiyorum çünkü önemli bir noktaya temas ettiniz. Burada tabii Çin'in kullandığı bir yöntem de bu tür ilanları, bu tür Uygur Türklerini direkt kendi sınırları içinde göstermekten ziyade örneğin Pakistan'da yakalattırıp veya Orta Asya'da yakalattırıp kendi çevresindeki ülkelerden bunları birer teröristmiş gibi lanse ederek aynı zamanda bu ülkeleri de bir anlamda oyunun bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Tabii ben burada mesela yaklaşık bir ay önce kadar değil mi ya da geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'dan bu şekilde bir Uygur Türk'ünün terörist olarak Çin'e teslimi söz konusuydu. Burada tabii Pakistan'ı anlıyorum özellikle bölgedeki mevcut durumundan dolayı Çin'le olan ilişkileri bir anlamda Pakistan'ı böyle bir noktaya itmiş olabilir ama sonuçta bu ülkelerin özellikle Türk ve Müslüman bir halka yönelik baskı uygulamasıyla hareket eden Çin'e ve Çin'in bu tür oyunlarına karşı bana göre de çok daha dikkatli ve hassas olmaları gerekiyor. Burada bir konuyu vurgulamak isterim Mehmet Bey. Burada
Geçtiğimiz günlerde İslam Konferans Teşkilatı Sayın Genel Sekreteri Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu Bey'in çok ciddi girişimleri söz konusu. Bu girişimlerin amacı şuydu: Doğu Türkistan'daki bu katliamı uluslararası platforma taşıyarak özellikle İslam ülkeleri nezdinde Doğu Türkistan'a bir destek sağlamak. Burada üzülerek söylüyorum, İslam ülkelerinde şöyle bir yanlış algılama var. İsrail-Filistin meselesinde Çin'in göstermelik olarak ikili bir politika izlediğini buradan beyan etmek isterim. Filistin-İsrail meselesinde Filistinlilerden tavır alarak, Filistinlilerin yanında bulunduğunu göstererek maalesef İslam dünyasında ciddi bir kabul gördü ve ciddi bir potansiyel sahibi oldu. Yani İslam ülkeleri şu anda Çin'e karşı üzülerek söylüyorum bir beklenti içinde ve onların Çin'e karşı bir muhabbetleri söz konusu. Halbuki aynı Çin Doğu Türkistan'da Müslümanları katlediyor. Doğu Türkistan'daki Müslümanları tamamen imha etmelik politika izliyor. Böyle bir ikili politika izleyen Çin'e İslam ülkelerinin daha akıllıca ve daha gerçekçi politika geliştirmeleri gerekiyor. Peki ben burada o zaman biraz daha somutlaştırayım. Normal şartlarda evet, Filistin meselesi hepimizin bir meselesi. İslam dünyasının, hatta Türk-İslam dünyasının bir meselesi. Bunda bir sorun yok. Ama benim üzülerek gördüğüm bir şey, mevzu Türk dünyasının bir meselesi olduğunda, bir Doğu Türkistan olduğunda, evet, İslam dünyası neden Türk dünyasına, Türk İslam dünyasına, evet, çünkü Müslüman kardeşlerimiz destek vermekte bu kadar tereddüt içinde oluyor. Bir, ikincisi örneğin ben İran'ın açıklamasını da takip ettim. Çok cılız. Şöyle evet, cılız. Filistin meselesi konusunda burada İran'ın Filistin'e dönük politikasını eleştirmek açısından söylemiyorum. Yeri geldiğinde İsrail'i bile ortadan kaldırırız diyen bir İran. Maalesef. Ama Doğu Türkistan olduğunda, Uygur Türk evet, olduğunda evet, sadece Dışişleri Bakanı evet, seviyesinde, muttaki seviyesinde evet, ufak bir böyle uyarıyla geçiştiriyor ki bu da bir anlamda evet, ne yazık ki Türk-İslam dünyasının içinde bulundu evet, ve İslam dünyasının bu konudaki zafiyetini gösteriyor. Oysa Filistin meselesinde olduğu gibi evet, Yukarı Karabağ evet, örneğin evet, efendime söyleyeyim Bosna, Bosna evet, yeri geldiğinde Kerkük'teki olaylar, tabii Kerkük'teki olaylar daha yukarılara çıktığımızda Doğu Türkistan'a evet, kadar olan coğrafyada Türk dünyasının meseleleri konusunda da İslam dünyası, İslam dünyası uyanık olmalı. Ben burada Erkin Bey'le devam etmek istiyorum. Şimdi Erkin Bey, az önce Seyit Bey bir hususa dikkat çekti. Dedi ki dünya medyasına dönük yeni bir operasyon içinde, yeni bir bilgi kirliliği içinde dedi Çin. Bugün Türk basınında da bir röportaj yayınlandı. Ben o röportaja baktığımda tabii çok komik bir noktayı da gördüm. O da onu sizden almak istiyorum. Ama daha ötesi de Çin eş zamanlı olarak dünyada başlattığı bu psikolojik harekatı ya da operasyonu Türkiye boyutunda da başlatmış vaziyette. Ben tabii şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi röportaj kapsamında da konuşacağız. Röportajı yapanlar Doğu Türkistan'ı veya Uygur Türklerini ne kadar biliyor diye sormayacağım. Çünkü zaten bilmedikleri bana göre ortada, ama çok ilginç, Çin'i de bilmiyorlar. Buyurun, sizden alalım. Evet, bugün Çin Büyükelçisi Gong Xiaosheng ile yapılmış olan bir röportajı, adını yanlışlıkla Çin'in Cumhurbaşkanı adı yazmış. Yani Çin Cumhurbaşkanı Türkiye Büyükelçisi olmuş. Çin'in Ankara'daki Büyükelçisi olarak evet, veriliyor. Evet, yani bu büyük bir yanlışlıktır, bir hatadır. Evet, evet. Aslında Türkiye'de birçok Çin ile ilgili bazı çalışmalar var ama Çin'i hakikaten sadece yüzey olarak tanıyor. Çin'i tanımak için onun arka planları da bilmesi lazım. Örneğin siyasetini öğrenmek istiyorsan siyasal kültürünü öğrenmen lazım. Stratejik bakımında araştırma yapmak istiyorsan stratejik kültürünü araştırman lazım. Şimdi sadece Çin'in göründüğü kısmını analiz veya yorum yapanlar çok olunca Çin'in ya da kendilerine servis edildiği kadarıyla ortaya olabilir. Dolayısıyla çünkü bunu Türkiye'de sadece Çin bağlamında değil, tabii, birçok ülke veya konu bağlamında evet, yaşıyoruz. Dolayısıyla Çin'in Türkiye'ye yönelik bazı politikayı da tam anlamış olmuyor ve arka planını da pek anlamış olmuyor. Bu nedenle 10-20 senedir Çin'in Türkiye politikası genellikle
o şey tarazının dengesi daha çok Çin tarafına ağırlık peki basıyor. O zaman biraz biz bunu açalım. Şimdi Türkiye'nin Çin'e dönük politikalarını biliyoruz. Buna geçeceğiz, bunu açacağız. Evet. Ama sizce Çin burada bu medya üzerinden yürütülecek bir kampanya var. Evet. Tabii bu kampanyanın Türkiye ve dünyadaki en önemli hedeflerinden biri Doğu Türkistan'daki Türkleri ayrılıkçı ve terörist olarak göstermeye devam etmek. Sizce Çin bunda başarılı olabilecek mi? Ya da bundan sonra en azından Türkiye'de ya da dünyada terörist ve ayrılıkçı nitelendirmeleri Uygur Türkleri bağlamında tutacak mı? Eğer de 95'ten bugüne kadar Çin'in Türkiye'deki bu politika ya da bu girişimi dikkate aldığımız zaman da başarılı oldu bir ölçüde. Çünkü birçok gazeteci veya önemli kişiler Çin'e davet edildi. Orada bir hafta 10 günlük programdan sonra Türkiye dönüşünde Çin'in daha olumlu kısmını, bardağının diğer kısmını, dolu kısmını o tarafı yazdı ama öbür tarafını yazmadı. Türkiye'de belli bir kamuoyu da oluşturabildi. Çin bu konularda başarılı sayılır. Ancak biz yine Assam'dayken hatırlıyorum. Evet. Siz orada Asya Pasifik'le ilgili olarak o masanın başında bulunurken Nurhani Hanım da tabii oradaydı. Bir takım Çin'e giden gazetecilerin uzman sıfatıyla sizlerden aldıkları soruları da biliyorum. Evet. Bundan sonra başarılı olabilir mi? Bir ölçüde başarı olabileceğini düşünün. Bir ölçüde yani bir şartıyla. Çünkü şimdiden itibaren bu faaliyeti yapmaya başladı ve daha fazla girişimde bulunacak. Çünkü bugün Çin Doğu Türkistan meselesi yani Urumçi olayı olaylarından dolayı Çin şunu fark etti. Batı ülkeleri fazla Çin'i eleştirmedi. Mesela geçen sene 14 Mart'ta Tibet'in başkenti Lhasa'da benzer olaylar olmuştu. Bu olaylarda Batılıların göstermiş olan ilgi daha fazlaydı. Fransa mesela bayağı evet. sert bir tepki evet. gösterdi. Evet. Ama Urumçi'de göremedik Fransa'yı. Tabii ondan sonra işte Çin-Fransa arasındaki ilişki gerginliğe girdi. Ondan sonra Almanya ile de bu gerginlikler yaşandı ama sonra giderebildi. Ama bugün Çin yani Pekin'den dünyaya baktığımız zaman da en çok ağır tepki Türkiye'den geldiğini görüyorum. Evet, evet. Yani Çin bir anlamda dünyayı test mi etmiş oldu Urumçi ya da Doğu Türkistan bağlamında? Çin testi değil de bu olay bu testi yaratmış oldu. Yani. Evet yani en azından evet. Çin şunu gördü. Gördü evet. Tibet'te eğer bir harekete girişirse tepkinin boyutu farklı. Evet. Mevzu Doğu Türkistan olduğunda farklı. Evet. Peki az önce demiştik ki Türkiye-Çin ilişkilerinin özellikle 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren farklı bir sürece girişi söz konusu dedik. Burada tabii 98 yılı Çin ile Türkiye arasında yeni bir dönemin adeta başlangıcı. Evet. Burada en azından Türkiye açısından gerekçe neydi? Niçin Çin ile yeni bir sayfa açmak istedi? Ve burada tabii yine dikkate çeken önemli bir husus var. 1998 tarihli 36 no'lu gizli, tırnak içinde söylüyorum, Başbakanlık Genelgesi. Bu genelge Türkiye-Çin ilişkileri açısından olduğu kadar Çin ve Doğu Türkistan açısından da ve tabii Türkiye-Doğu Türkistan ilişkileri açısından da bir şeyler ifade ediyor olmalıydı. Evet. Bugün itibariyle Çin, Urumçi'de bu olaylar kapsamında bu belgeyle nasıl bir sınav verdi? Aslında bu döneminde 1995 ve 98 arasında Türkiye'nin iç siyasi çalkantılar ve dış politikadaki bazı zorluklardan dolayı Türkiye'nin başında işte Kuzey Kıbrıs meselesi, PKK meselesi gibi sorunlar vardı. Bunu evet, acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili. Evet, acaba bunu Çin bize yardım edebilir mi şeklinde destek yani uluslararası platformlarda bunu yapabilir mi diye düşünceleri vardı. Örneğin dönemindeki Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in de bir ifadesi vardı. Biz Asya Pasifik'e açılacağız ve Çin'in yolunda.
Ondan sonra 99'da kurulmuş olan koalisyon. Çin'in yolunda ne olacaktı? Çin yolu ile Asya Pasifik'e açılacağız. Tabii bu evet. Dış politikadaki çok seçenekli politika bu taktiklere aykırı günümüzde bir şey. Günümüzde karşılaştığımızda yani siz komşularınızla bir dış politikada açılıma başlamıyorsunuz. Asya Pasifik'ten buraya Irak'a doğru, Suriye'ye doğru, Türkiye'ye doğru geliyorsunuz. Tabii. Bu dönemde her ülke Asya Pasifik'e açılıyordu. Türkiye de açılmak istiyor ama Çin yolun ile açılacak. Evet. Bu zaten kendi seçeneklerini azaltmış anlamına geliyor. Çin'den de vize almanın yolu tek Çin politikasından değil mi? Tek Çin politika biliyorsun. Tek ticari politika. Yani politika. Daha kapsamlı. Ve işte Doğu Türkistan, Tayvan, Tibet konularında. Evet. Şimdi tabii Çin'de Türkiye'den de bazı beklentiler vardı. Özellikle İlk olarak Doğu Türkistan meselesi. Yani Çin'in Çin uzmanlarının tespitine göre Doğu Türkistan'da olan bu biten olayların zihniyet kısmı, yani düşünce kısmı Pan-Türkizm, Pan-İslamizm. Bu ikizm Türkiye'den geliyor. Osmanlılardan geliyor. Dolayısıyla Türkiye her zaman bu işin arkasında. Böyle bir algılama var. Algılama var. Dolayısıyla politika da buna göre geliştiriliyor. Ve Doğu Türkistan meselesinde eğer de Türkiye'yi yanımıza alabilirsek Doğu Türkistan meselesi çözülecek. İkincisi, Çin ileride Orta Asya, Avrasya, Orta Doğu tarafında da açılması gerekiyor. Bu bölgede ortak diyebilecek bir ülke Türkiye'dir. Evet. Bir de Çin'in Avrasya stratejinin en önemli halkası Çin'in Doğu Denizi'nden Hollanda'nın Batı Denizi'ne kadar uzanan bir yeni İpek yolu. Evet. Bunu canlandırmak. Ama bu Türkiye'den geçmek zorunda. Evet, modern İpek yolu. Bu anlamda yani Türkiye'ye de ihtiyacı vardı. Bu çerçevede işte iki ülke birbirine belli bir alan ya da düzeyde bir ihtiyaç duyulduğu için ilişkiyi geliştirmeye çalıştı. Ve 36 No'lu'nun bu genelgede içerideki ruhuna baktığımız zaman da demin dediğim şeyler ortaya çıkıyor. Ancak bazen de tek taraflı aşık pek olmuyor. Onun için bunu Çin'le iyi bilmeden, Çin'in dış politikayı iyi bilmeden ki dış politikada Çin'in çıkarı ile bağlıdır. O çıkar kısmını, strateji planlarını öğrenmeden Çin'in görünmüş olan o politikaya, dış politikayı analiz etmek yanlış olabiliyor. Evet. Ve bu yanlışlıktan dolayı o algılama yanlış, ondan sonra karşılıklı politika da yanlış, netice itibariyle yanlışların faturasının Doğu Türkistan halkına, Doğu Türkistan Türk'üne çıkmış bir görüntüsüyle karşı karşıyayız. Ben tabii izleyicilerimizden elektronik posta, e-mail bağlamında mesajlarını, sorularını bekliyorum. Bu konuda sinirotesi@kanala.com.tr'ye yazabilirler. Şimdi 36 No'lu kararı Seyit Bey'le konuşacağız. Evet. Özellikle Doğu Türkistan halkının, Uygur Türk'ünün kalbinde, kalbinin derinliklerinde, ruhunun derinliklerinde büyük bir yara açmıştı. Ama kısa bir ara. Evet, değerli izleyiciler, sınır ötesinde Urumçi'deki son gelinen aşamayı ve bu kapsamda Çin'in olaylar sonrası izlediği politikayı ve Urumçi'deki olayların Türkiye-Çin ilişkilerine yansımalarını ve tabii bu bağlamda da biz Çin'in Türkiye'ye dönük ilgisini ve bununla ilgili uzun bir süredir Soğuk Savaş'tan bu yana devam eden kullandığı araçları masaya yatırmaya çalışıyoruz. Konuklarımız Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erkin Ekrem. Şimdi Seyit Bey, reklam öncesi demiştik ki Türkiye-Çin ilişkilerinde 98 yılı bir dönüm noktası ve 36 No'lu bir karar var. Bu gizli bir başbakanlık genelgesi olarak da bilinir. Bu karara bakıldığında, normalde piyasadaki algılamaya, dışarıdaki algılamaya bakıldığında açıkçası Türkiye'nin Doğu Türkistan'a dönük ilgisini kestiği, Uygur Türklerini bir anlamda yarı yolda bıraktığı iddia edilir. Evet. Ve bir anlamda da bu Türkiye açısından
açıkçası bir yüz karası belge olarak ya da kesinlikle genelge olarak söylenir. Bununla ilgili Doğu Türkistan Türklerinin, Uygur Türklerinin tabi ben görüşlerini almak istiyorum ama şöyle bir genelgeye baktığımda da açıkçası şu paragrafı okumadan edemeyeceğim. Şimdi bu paragrafa bakıldığında evet Çin ve Türkiye bu konularda belli bir anlaşmaya varmış ve Türkiye artık Doğu Türkistan'ı Sincan Uygur Özerk Bölgesi adı altında Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının bir parçası olarak kabul ediyor. Bunun tabii bir izahı olmayabilir. Benim bununla ilgili bir iddiam ya da söyleyeceğim bir şey olmayacak. Ama çünkü burada diyor ki Türkiye'nin bunu tartışma konusu yapması söz konusu değildir. Hı hı. Ben bunu ilerleyen dakikalarda soracağım. Çünkü bu genelgede Çin'in de ben gördüğüm kadarıyla Türkiye karşısında bir takım taahhütlere girdiği ve Türkiye'nin de belli koşullar altında bu metne ya da bu genelgeye imza attığını görüyorum. Eğer bu genelgeye aykırı bir tavır varsa ki bunu konuşacağız. Çin aykırı bir davranış içindeyse Türkiye'nin belki bundan sonra bunu tekrar tartışma yapması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi nedir bu paragraf? Ancak bu husus diyor. Bu yukarıda az önce belirttiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının bir parçasıdır ve tartışma konusu olamaz dediği hususta Türkiye bir ancak ifadesi koyuyor. Ancak bu husus ülkemizin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Türk kökenli Uygur ve Kazaklar gibi aramızda akrabalık bağları bulunan toplulukların kader ve yaşam koşullarıyla yakından ilgilenmediği anlamına gelmemelidir. Evet. Türkiye bu toplulukları Çin'le arasında bir dostluk köprüsü olarak görmekte ve bu insanların refah ve mutluluk içinde insani koşullarda yaşamalarına büyük önem atfetmektedir. Şimdi buraya bakıldığında bir şartlar dizisini görüyoruz ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Nitekim olaylar devam ederken de Sayın Dışişleri Bakanı bu Çin'in bir iç işleri meselesi değil ya da buradaki insanlar bizim akrabalarımızdır dedi. Yani Türkiye'den gelen açıklamalar genelde bu yönde oldu. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Çin ziyaretinde yaptığı açıklamada bu az önceki metinde geçen köprü ifadesine, dostluk köprüsü ifadesine dikkatleri çekmişti. Peki bu açıklamaya rağmen bu genelge ve Türkiye'nin bu konudaki duruşu sizce devam edecek mi? Ama öncesi itibariyle bu genelge ilk olarak öğrenildiğinde, duyulduğunda, imzalandığında Doğu Türkistan halkı, Uygur Türk'ü neler hissetmişti? Tabii bu 1998'de 36 numaralı genelge bir şekilde bize de iletildi o dönem. Tabii bu genelgenin siz bir kısmını okudunuz ama o genelgenin tamamında neler olduğunu ben kısaca izah edeyim burada. Tabii lütfen. Birincisi Doğu Türkistan'ın ay yıldızlı gök bayrağı yasaklandı Türkiye'de. Doğu Türkistan ismi yasaklandı. Doğu Türkistan'la ilgili dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri kısıtlandı. Bu sivil toplum örgütlerinin yapacağı faaliyetlere kamu görevlilerinin katılımı engellendi. Yine Doğu Türkistan'la ilgili bizim 1992 yılında kurulan en üst teşkilatlamamız olan İstanbul'da kurulan Doğu Türkistan Milli Merkezi sürgüne gönderildi. Şu anda Dünya Uygur Kongresi olarak adlandırılan bu teşkilatımızın temelleri 1992 yılında İstanbul'da atılmıştı ama maalesef bu 98'e 36 numaralı genelgeden sonra sürgüne gönderildi ve biz bugün buradayız. Şimdi bu genelge Türkiye için ne getirdi? Çin-Türk ilişkilerini nasıl etkiledi? Doğu Türkistanlılara ne kaybettirdi? Ben bunu izah etmek istiyorum. Tabii. Bakın. Şimdi bu genelge ile birlikte belki devlet büyüklerimizin o dönem Çin'den bazı beklentileri olabilir. Yani ilişkileri bir şekilde Türkiye'nin lehine de geliştirecek bazı kazanımlar elde etme düşünceleri olabilir. Bunlar nedir? Ne elde edildi ya da ne kaybedildi? Birkaç maddeyle sıralamak tabii, istiyorum. Bakın. Şimdi Türkiye ile Çin arasında Çin'in Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip 5 daimi üyesinden birisi. Evet. Bugün Kıbrıs politikasında belki Türkiye'nin beklentileri vardı Çin'den. Kuzey Kıbrıs meselesinde şimdiye kadar tek bir defa dahi Türkiye'nin lehine bir imzası yok. Hep Rum tezini savundu. Bu bir. Nurhani Hanım'ın yazısında da ben bunu okumuştum. Bu bir. İkincisi
Türk-Çin ilişkilerinde ekonomik boyutunu ele alacak olursak, bugün gayri resmi rakamlarla ifade ediyorum, resmi rakamlar 10-12 milyar dolar diyor ama gayri resmi rakamlarla 15 milyar dolar Türkiye'ye Çin'den gelen malın boyutu, ekonomik boyutu. Türkiye'nin sattığı da 1 milyar dolar daha değil. Yani 1'e 15 Türkiye'nin kaybı var ticari manada. 2. Üçüncüsü, hatırlarsınız, hafızanızı yoklayın. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna tarafından dizayn edilen bir savaş gemisi vardı. Uçak gemisi. Varyak. Varyak. Varyak uçak gemisi. Evet. Bu geminin geçişi Türkiye ile Çin arasında belirli bir süre krize neden oldu. Ve sonradan Çin devlet başkanı ve hükümet yetkilileri dediler ki bu geminin içine, geçişine izin verin, biz bu gemiyi turistik amaçlı kullanacağız. Otel ve bu manada eğlence amaçlı kullanacağız dediler ve dediler ki 2 milyon turist göndereceğiz bunun geçişine izin verirseniz. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Evet. Kaç tane geldi? İşportacılar da oldu. Çinli işgalciler de oldu şu anda Türkiye'de. Hiçbir ticari manada Türkiye'nin, turistik manada Türkiye'nin bir kazancı olmadı maalesef. Ama Varyak gemisi şu anda Çin donanmasının saldırı amaçlı kullanabileceği uçak gemisi olarak dizayn edildi ve şu anda donanma bunu kullanıyor. Bu ve diğer uçak gemilerine de model teşkil etti değil mi teknolojik evet. açıdan? Tabii tabii. Şimdi bakın dördüncüsü. Son 20 yıllık süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çin'den füze teknolojisi ile ilgili ciddi beklentileri var. Belki kısa menzilli, belki orta menzilli füze teknolojisiyle ilgili beklentileri var. Ve maalesef daha henüz o beklenen teknoloji Türkiye'ye transfer edilmedi. Ama komşularımızın birçoğu orta menzilli Çin füze teknolojisiyle donatılarak bugün Türkiye'yi tehdit eden hale getirdi. Ama haksızlık etmeyin, bize de bol bol havai fişek gönderdiler. Yani evet, bol bol havai fişek gönderdiler. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yine burada tabii ki hiç alakası yokken yine bazı bölücü örgütlere Çin'in desteği söz konusu. Burada çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Bölücü örgütlerin kullandığı silahların Çin menşeli olduğu bu zaten devletimizin yetkilileri tarafından bilinmektedir. AK-47'ler olarak. Yani bakın evet. yine buradan bir olayı söylemek istiyorum. Çin şu gün diyor ki Türkiye diyor bizim işlerimize karışıyor diyor. Halbuki biraz önce siz bahsettiniz dediniz genelgede. Şu şartlar dahilinde onların evet. kaderini etkileyecek, onların refahını, onların yaşam şartlarını etkileyecek olaylara biz elbette tarafız diye orada bir madde koymuş. O olmaması gereken genelgede dahi o madde belirtilmiş bakın. Türkiye şu anda o madde gereği Çin'in içlerine karışıyor. Çünkü oradaki soydaşları, dindaşları ve kardeşleri. Bırakın soydaş, dindaş, kardeş hikayesini. Oradaki bir insanlık dramıdır, insanlık meselesidir. Türkiye bugün insanlık meselesi olarak dahi onurlu bir duruş gösteriyor. Burada hakikaten samimi bir imtihan veriyor. Ve buna tabii Çin'in yaklaşımı çok sert. Çok sert. Stratejistler, Çinli uzmanlar ve medya üzerinden tabii. Çin aslında Türkiye'yi tehdit ediyor. Tabii sert açıklamaları var. Mesela bir tanesi... Çinli bir yazar diyor ki Türkiye Başbakanının kendine gelmesi tavsiye edilir diyor. İşte bakın burada yani, şu var. Türkiye'ye bakışa bakın. Gazeteci yazar Mehmet Bey. Yani hangi konumdan bakıyorsa bir diğer stratejist de şöyle diyor. Türkiye'nin ayrılıkçı güçlere yönelik açıklamaları adeta siyasi menenjittir. Evet. İşte burada olay ne biliyorsun Mehmet Bey? Burada olay geçtiğimiz 20-25 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin Çin'le olan ilişkilerinde anormal bir seviye kazanıldı. Ya normal değil Türkiye-Çin ilişkileri. Tamamen Çin'in lehine, tamamen Türkiye'nin ve Doğu Türkistan'ın aleyhine gelişen bir süreç var. Yani tarihsel algılamalardaki o Türkiye görüntüsünün yerini, belki güçlü ve büyük bir Türkiye görüntüsünün yerini, evet. Benim şu açıklamalara baktığımda evet. Küçümsenen bir Türkiye. Kesinlikle bakın ben onu size somut ispatlarla evet. söyleyeyim bakın Mehmet Bey. Şimdi 5 kalem saydım size. 5 kalemde Türkiye'nin hiçbir menfaati yok, Doğu Türkistan'ın menfaati yok. Böyle bir dengesiz, böyle bir anormal ilişki varken Türkiye'de bazı kesim diyor ki Çin-Türk ilişkileri zedelenirse Doğu Türkistan meselesinden dolayı Türkiye kaybeder. Nasıl kaybediyor Türkiye? Türkiye kaybeder. Doğru bakın nasıl kaybeder? Bunu yine Çinler diyor. Diyor ki Çin Türkiye'ye karşı koymak için yeterince araçlara sahiptir. Evet. Bu bir. Bir diğeri de Pekin Kürtlerin bağımsızlık taleplerine destek vererek Türkiye'ye siyasi açıdan ağır bir bedel ödettirmeli diyor. Evet. İşte burada ben şunu söylemek istiyorum bakın. Çok somut bir iki örnek. Çin'in Türkiye'nin işlerine müdahale etmesiyle ilgili bir iki örnek vermek istiyorum bakın. Biz geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimiz Hacettepe Üniversitesi, Bilkent'te, ODTÜ'de 2-3 defa
Kaşgarlı Mahmut'la ilgili ya da Türk kültürüyle ilgili, Doğu Türkistan'la ilgili ilmi toplantılar tertip ettik. Bu toplantılarımız Çin dışişlerinin Türkiye'ye nota vermesi sonucu engellendi bakın. Bu bir ülkenin iç işlerine müdahaledir. Bizim teşkilatlarımız Türkiye kanunları çerçevesinde kurulan birer sivil toplum örgütüdür. Ve Türk milletinin menfaatine, milletimizin istikbaline hizmet eden teşkilatlardır. Bugün Çin yine bu tavizlerden dolayı, bu 98-36 numaralı genelgenin sonucu olarak söylüyorum bakın. Bir ay önce 5 Temmuz günü, yaklaşık 20 gün önce yani. Evet. İstanbul Tarabya'da biz bu Gangdong'daki olayları protesto etmek için bir protesto eylemi gerçekleştirdik. Tarabya'daki Çin konsolosluğu önünde. Çok enteresan. Çin'in Ankara Büyükelçisi Tarabya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Direkt bakın. Diplomatik nezaket nerede kaldı? Hani Türkiye bağımsız ülkeydi? Sen nasıl müdahale etmiyordun Türkiye'nin işlerine? Çok basit örneği. Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği Tarabya İlçe Emniyetine yazıyor. Diyor ki yazıda, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Tarabya'da 5 Temmuz günü protesto gösterisi yapacaktır. Bizim can güvenliğimizi koruyun. Şimdi bakın, burada normalde muhatabı tabii, İçişleri Bakanlığı'dır. Dışişleri Bakanlığı, tabii, efendime söyleyeyim, ama buradaki mevcut durumu bir sömürge valisi gibi. Tabii yani aynen. Yani, şimdi burada Mehmet Bey bakın çok enteresan. Sayın Başbakanımız, ben teşekkür ediyorum kendilerine. Çok onurlu bir duruş sergilediler. Olayın ilk gününden bugüne kadar hakikaten Türk milletinin lideri olma vasfını ortaya koydular. Erkekçe bir tavır sergilediler. Aynı Davos'taki ruhu burada da görüyoruz. Şimdi bu tavır ne yaptı biliyor musunuz? 5 Temmuz'dan itibaren artık Türkiye-Çin ilişkileri normale binecek. 1 Mart tezkeresinde Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl normale bindiyse, ondan öncesi Amerika Türkiye'yi bir eyaleti gibi, bir sömürgesi gibi emrederek yönetiyor idiyse, ki 1 Mart tezkeresinden sonra Türkiye-Amerika ilişkileri olması gereken seyre indi. Hatırlarsanız geçen hafta tabii, Amerikan dışişlerinden bir yetkili bir konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Dedi ki Türkiye bağımsız bir ülke, tam bağımsız bir ülke. Türkiye bizim sözümüzü dinleyecek bir pozisyonda değil. Türkiye bölgesel bir güç olmaya aday. Aynen şöyle söylüyor, dedi, biz ona milli enişte diyoruz, evet. Braiza. Evet. Çünkü kendisi bizim bir kızımızla evli. Evet. Tabii burada Kıbrıs'ta Rum kesimine şunu söylüyor. Biz diyor eskisi gibi, daha önceki olduğu gibi Türkiye'ye sözümüzü geçiremiyoruz. Hatta hızını da alamıyor. Ben bunu biraz da şeye yoruyorum. Tabii damadımız olunca herhalde artık imam bayıldı ve benzeri yemekler onu bayağı bir aşka şevke getirmiş. Evet. Türkiye küresel bir güçtür, evet, diyor. Doğru. Bakın, evet, şimdi burada şu önemli. Sayın Başbakanımızın bu tavrı, İslam dünyasında mesela Filistin meselesinde gösterdiği tavır, aynı şekilde biz İslam dünyasından Türk dünyasıyla ilgili, Müslüman Türklerle ilgili bu sıkıntıda aynı tavrı İslam dünyasından bekliyorduk. Maalesef aynı tavır yok. Biraz önceki sorunuzda eksik kalmıştı, cevaplandıramadım. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Beyefendi, İslam Konferans Teşkilatı'nı geçtiğimiz çarşamba günü olağanüstü toplantıya çağırdılar. Dediler ki Doğu Türkistan'daki bu katliamı mutlaka ele alıp bunu görüşmemiz lazım. Başta İran, Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Cezayir gibi ülkeler, Pakistan başta, bunlar karşı çıktılar. Ben buna üzülerek hayretle bakıyorum, seyrediyorum. Ve maalesef Sayın Başbakanımızın o tavrı İslam dünyasında beklediği yankıyı bulamadı. Şimdi burada bu ahde vefa mıdır? Yani Türkiye'nin yapmış olduğu bu kadre, bu yiğitliğe böyle mi cevap verilmesi gerekildi? Bugün Türkiye maalesef Doğu Türkistan meselesinde gerek Türk dünyasında gerekse İslam dünyasında yalnız bırakıldı. Avrupa ve batılı alemde zaten çifte standart mevcut. Ama hiç olmazsa İslam dünyasının bu konuda farklı bir pozisyon alması gerekirdi. Burada, evet, Çin'in Türkiye'nin işlerine müdahalesiyle ilgili son bir cümle söylemek istiyorum bakın. Sayın Başbakanımızı uyarıyorlar. Çin'in Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi ve Çin Komünist Partisi yetkilileri diyorlar ki bizim işlerimize müdahale etti diyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti, komünist yönetimi onlarca yıldır bir siyasi parti, Mao'cu bir siyasi parti eliyle Türkiye'de kaos yaratıyor. Türkiye'de olaylar çıkartıyor. Hatta hükümeti, iktidarı devirmek için provokatif eylemlerde bulunuyor. Bu Türkiye'nin Çin tarafından işlerine müdahale sayılmıyor da. Sayın Başbakanımızın kendi kültüründen, kendi inancından, kendi soyundan olan kardeşlerinin katliama uğramasına karşı feryadı, figanı, haklı tavrı içlerine müdahale sayılır. Evet, o konuya zaten geleceğiz. Hatırlarsanız az önce söylemiştik, izleyicilerimiz açısından da belirtmek istiyorum. Çin bu konuda Türkiye tepki ortaya koyduğunda
PKK, Kürt sorunu ve Ermeni meselesini gündeme getirdi ama ben Sayın Ekrem'le devam etmek istiyorum. Şimdi hatırlarsanız Soğuk Savaş'ın hemen akabinde Sovyetler dağıldığında Türkiye'nin Türk dünyasına dönük yeni bir açılımı söz konusu olmuştu. Burada bir Türkiye modeli konuşulmuştu. Bir de Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk dünyası denmişti. Tabii biz bunu dediğimizde Rusya, Çin ve İran ayağa kalktı. Evet. Ama özellikle Çin, hani Çin Seddi'ne de deyince fena bir şekilde bozuldu ve dedi ki herhalde biz Ankara'yla yeni farklı bir dönemi başlatmalıyız. 98'de tahmin ediyorum bunun devamında geldi. Şimdi baktığımızda ben bunu tam tersinden okuyorum. Çin Seddi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar Pekin'in bir yayılmacılık siyaseti var. Kesinlikle. Siz bunu Çin'in batı siyaseti olarak çok net bir şekilde hem söylediniz hem yazıyorsunuz. Peki Çin Seddi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar bu yayılmacılık siyasetinde Türkiye'nin yeri nedir? Türkiye'yi nasıl görüyor Çin? Tabii Türkiye'ye şüpheyle bakıyorum. Birincisi Türkiye batı cephededir. Yani örneğin NATO üyesi olarak bir de Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ye girmesini de destekliyor. Bunun sebebi Türkiye batıya gidemediği zaman da Asya'ya dönerse daha çok tehlike yaratabileceğini birçok Çinli uzman yazıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü'ne bu gözlemci üyeliği almasının sebebi de Erkin Bey, tam 1.2 ya da 1.4 milyar Çinli Allah'a dua ediyor Avrupa Birliği'ne girelim diye. Burada o zaman dualarında bir sorun var, giremedik çünkü. Şimdi hangi Allah'a dua etme de değil mi? Yani o önemli. Zaman hangi Allah'ın olduğu da diyoruz. Evet. Yani, evet. Şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü'nün almamasının sebebi onun örneğin aynı anda başvurmasıyla İran alınıyor ama Türkiye alınmıyor. Evet, bu da bir endişe. Tabii. Bunu da Truvatlı olarak görüyor. Yani Batılıların Truvatlı olarak Orta Asya'ya girecek şekilde. Bunu da Çinli araştırmacılar, mesela Sosyal Bilimler Akademisi, yani Çin'de çok önemli araştırma bir mekandır. Yani 10 bin, 20 bin şey var, uzman var çalışan. Bütün dünyaya kapsayan. Bunlar yazıyor bunu. Bir de Türkiye'nin dış politikasında ne yapacağını ve geleceğe nereye gideceğini de tahmin edemiyor. Onun için imkan olduğu kadar batıya gitsin, Avrupa Birliği'ne girsin. Şimdi bazı Çinli araştırmacılar diyor ki ya bu Avrupa'ya girerse Avrupa'yı arkaya alarak gelir. Eğer de Doğu Türkistan'a gelirse, Orta Asya'ya gelirse diye bunu da koyanlar da var. Aslında en çok endişe eden Çinli Amerika ya da Avrupa ile birlikte Orta Asya'ya girmektir. Peki bu nedenler bu Şanghay İşbirliği Örgütü 2001'de kurulduktan sonra Amerika Dışişleri Bakanlığı'nı da biliyorsunuz Güney Asya ile Orta Asya'ya bir masaya getirdi. Onun başına Richard Parcher'ı getirdi. Çin de dedi ki bu çok farklı bir şey olabilir. Çünkü aynı zamanda Türkiye ve belli ülkeleri İstanbul'da bir toplantıya davet etti. O zaman da bazı yorumcular şunu dedi. Acaba Şanghay İşbirliği Örgütü'ne alternatif bir kuruluş mu kuruluyor Türkiye'de? Mesela bu tür şeyler Türkiye'ye çok derinden endişe ediyor. Yani hem tarihsel anlamda Türkiye'ye olan, Türk halkına olan şeyler var. Algı sorunu ama var. Ama burada şimdi şöyle bir örnek vereyim mesela. 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında şimdi Türkistan kelimesini çevirirken Türkiye'stan mesela Çince öyle Çince'nin aynısını Türkiye'ye çeviriyorum. Evet. Türkçe'ye çeviriyorum. Türkiye'stan. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin Orta Asya uzantısı Doğu Türkistan dediği zaman Doğu Türkiye'stan oluyor. Yani Doğu Türkiye oluyor. Evet. Dolayısıyla bu isimden dolayı yanlış çevirmesinden dolayı Türkiye'ye hep böyle bakmıştı. Evet. Yani sürekli Doğu Türkistan'ı el atan, sürekli orasını karşılayan ya da o pompalayan olayları Türkiye olarak bakıyor. Bu nedenle Türkiye'ye her zaman tereddüt bir şekilde bakıyor. Ve eskiden tarihteki o dış politika birikimi dayandırarak farklı metotları izliyor Türkiye'de. O metotlara geleceğiz. Şimdi az önce dediniz ki
Çin'in kendi içinde yaşadığı bir çelişki var. Evet. Özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve ya da Türk-Batı ilişkileri bağlamında. Ben bir hususu daha sormak istiyorum. Son dönem Türk dış politikasına bakıldığında Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerde hızlı bir ilerleme söz konusu. Ve en son Sayın Medvedev de, Sayın Gül de bunu bir stratejik ortaklık ilişkisi olarak son bir ay içinde açıkladı, deklare etti. Şubat ayından beri de bununla ilgili süreç devam ediyordu. Peki bu yakınlaşma, Türkiye-Rusya yakınlaşması Çin tarafından nasıl algılanıyor? Çünkü hatırlayacaksınız, yine Şangay üyelik konusunda biz Sayın Putin'in Türkiye'ye destek verdiğini biliyoruz. Evet. Ama Çin şiddetle karşı çıkmıştı. Evet. Aslında Türkiye Avrasya bölgede öyle bir yerde ki hangi ülkeyle ortaklık ya da müttefik kurarsa bu Avrasya'da menfaat olan o ülkeye plancide ya da tepkide. Ön plana çıkartacak. Evet. Yani öyle bir yerde. Evet. Dolayısıyla Rus Türkiye yakınlaştığı zaman da doğal olarak Çin'i de rahatsız eder. Şimdi Çin... Çünkü Rus-Çin Türk-Rus yakınlaşması ya da Türkiye-Rusya yakınlaşması beraberinde kaçınılmaz olarak bölgedeki Türk dünyasını Orta Asya'yı da Batı Türkistan'ı da Güney Türkistan'ı da getirecektir. Evet. Bu nedenle Türkiye'nin işte tek Batı yani Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor ki Çin Avrupa Birliği'nin ilişkisi stratejik ortaklık ilişki. Uzaydan itibaren karaya kadar işbirlikleri var, projeleri var. Bunları yapıyor. İngiltere ve Fransa, Almanya ile yapılmış olan dış ticareti zaten 60 milyar, 50 milyar, 40 milyar euroluk ticareti var. Yani Avrupa ile daha yakın ilişki var, yani önde gelen devletler. Evet, evet. Dolayısıyla Türkiye oraya girdiği zaman da daha Türkiye, Çin daha da biraz rahatlanacak. Ama Türkiye'nin şu anda izlediği politika öyle değil. Türkiye'nin yükselmesi, büyümesi için Türkiye'nin menfaat alanına uzanmak zorunda. Zaten The Economist şey diyor, yani şu an başlarında bir Dışişleri Bakanı var diyor, tam bir hokkabaz diyor. Daha öz bir Türkçe, bu Türklerin ne yapacağı belli olmaz diyor. Evet, bunu yani, 627'de evet. Çin İmparatoru Göktürkler içinde de söylemiş. Evet. Türkler ne yapacağı belli değil. Evet. Nereden, ne zaman, ne yapacağı belli değil diyor. Değil mi? Yani dolayısıyla, Çin, evet, Çin mesela Türkiye'nin bu çıkışını, özellikle Sayın Başbakan'ın ki adeta soykırım. Ben orada adetası bile fazla diyorum. Evet. Doğrudan soykırım diyorum. Şimdi Çinliler de öyle algılamış. Yani adeta kelimenin bir yanı bırakmış. Bir çeşit soykırım diye almış. Evet. Bir çeşit soykırımı da bu bir çeşit kelimesi de atmış. Soykırıma dönüşmüş. Çin basında epey bir şeyler oldu, tepki yaygara falan. Türkiye'yi anlaması için daha çok çalışması gerekiyor. Türkiye'de Çin'i anlaması için daha çok çalışması lazım. Çünkü Türkiye bu bölgede eğer de güçlü bir şekilde ortaya çıkmak istiyorsa, Türkiye'nin demin dediğimiz o menfaat alanı, mesela Kafkasya, Orta Doğu, Balkan ve Orta Asya. Bu bölgeler Türkiye'nin yükselişini besliyor. Tabii. Sizin kullandığınız bir yazınızda bir ifade vardı. Bir Çin atasözüne atfen söylemiştiniz. İnsan düştüğü yerden kalkar. Şimdi imparatorluklar da düştüğü yerden ayağa kalkar. Evet. Doğru mu? Evet. Türkiye'nin de yakın çevresinden itibaren başlaması lazım. Seyit Bey'e bir dakika ben bir sormak istiyorum. Bu konuda birkaç tespitte bulunmak istiyorum. Aslında Çin'le Hindistan arasında ciddi problemler var. Çin'le Japonya arasında ciddi problemler var. Rusya ile Çin arasında ciddi problemler var. Bakın Mehmet Bey. Ama 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi, yani 11 Eylül olaylarını bahane ederek Afganistan'a müdahalesi ve Afganistan'a yığmış olduğu olağanüstü silah ve mühimmat maalesef bu düşman kardeşleri geçici bir süre için ittifak haline getirdi. Rusya, Hindistan, Çin ve bölgesel güçler şu anda Amerikan tehdidine karşı, Amerikan yayılmacılığına karşı geçici bir ittifak içinde bulunuyorlar. İttifakın ötesinde Afganistan'a, yani Amerika'yı Afganistan'a daha fazla gömmek için Rusya'dan silah alıyorlar. Rusya'dan silah gidiyor. Çin'den gidiyor. Bakınız, yani iç Çin ortada görünmüyor ama Çin'in de desteği var. Şuraya getireceğim Mehmet Bey, bakın. Bunu göreceğiz. Eğer yanılmazsa, ölmezsek bunu hep beraber göreceğiz. Gelecekte Türkiye ile Rusya stratejik işbirliğine girecektir, bakın. Ben buradan söylüyorum. Rusya ile Türkiye mutlaka ve mutlaka stratejik işbirliğine girmek zorunda. Çünkü iki ülkenin de menfaati buradadır. Aksi takdirde Çin'in 1 milyar 300 milyonluk bu potansiyeli ve yıllık %10-12'lik kalkınması
kendi halkını tanklar altında ezebilecek kadar vahşi bir düşünceye sahip olması ve ideolojisinin ıslah edilebilir olmaktan çok uzak olmasından dolayı Çin sadece Doğu Türkistanlar için değil, bütün Asya için ve gelecekte bütün dünya için büyük bir tehdit olacaktır. Konfüçyüs'e ihanet eden bir Çin var şu an. Yani evet, baktığınızda onun en temelde. Evet. Çünkü insani değerleri tamamen alt üst etmiş. Evet. Baktığınızda ama en temel. Konfüçyüs'ün o değeri devlet ideoloji çerçevedeki evet, şeydir, değeri. O zaman dolayısıyla bugün Çin evet, halkı evet, o kültürden beslediği için hı-hı, hükümetin bu baskıcı yönetimine de karşı çıkmıyor. İşte burada evet, ilginç. Burada evet, o zaman 2500 çok, yıllık çok farklı bir Konfüçyüs algılaması farklı var çok, dünyada. Çok. Bir Konfüçyüs'ün aynen iceberg'in bir görünen yüzü evet, var. Bir de derinliği var. Az önce tabii, siz dediniz. Tabii. Çin'i iyi anlamak gerekiyor. Ben şöyle evet, bir ifade vereyim. Konfüçyüs'ün söylediği. Biz aynı kültürü paylaşan Çinliler, kuzeyden gelen bunları dışlanmamız lazım. Eğer de onlar bizi idare ediyorsa bütün Çinli ölmesi lazım diyor. Böyle bir milliyetçi bir Konfüçyüs'ü görüyoruz. Hem o zamandaki kuzeyliler kim? Onların atası. Apaçık. Evet. İşte burada son bir cümle söylemek isterim. Evet, telefon konuğumuz. Biraz önce dediğimiz manada Şanghay İşbirliği Örgütü'ne evet, Türkiye'nin müracaatına Çin'in vetosu ve Rusya'nın bu müracaatta sıcak yaklaşımı da gelecekte Türk-Rus yaklaşımının müspet manada ilerleyeceğinin bir göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da çok uzun soluklu kalamayacaktır. Bugün Irak'ta kalamadığı gibi hı-hı, mutlaka Amerika Afganistan'dan çekilecektir. Amerika çekildikten sonra gerçek olması gereken konjonktür o zaman o coğrafyada şekillenecektir ki evet, burada o zaman ittifaklar ve sürtüşmeler, güç mücadelesi farklı bir ortamda cereyan edecek. Türkiye de burada belirleyici rolü üstlenecektir. Evet. Yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar dediğimiz o gücün çekim alanı Türkiye olacaktır. Evet. Obama'nın Türkiye'ye ziyareti de yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçildikten sonra ilk defa resmi ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirmiş olması da Türkiye'nin hakikaten bu büyük coğrafyada vazgeçilemez ülke olduğunun Amerika tarafından tescilidir. Başkan Clinton'ın İstanbul konuşmasını evet, da hatırlamak lazım. Onu söyleyeyim ben size. Diyor ki mesela şöyle diyor. 21. yüzyılın kaderini bu parlamentonun alacağı siyasi irade belirleyecektir diyor. Evet. Bunu söyleyen Finlandiya ya da Estonya Cumhurbaşkanı evet, değil. Dünyanın kaderini belirleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı. Ve bunu aynı da kıyak olsun diye söylemiyor. Yani aynı açıkçası sözü bakın Amerika'daki evet, bir üniversitede de tekrarlıyor. Ve burada bir şey daha var. Son iki söz sizin az önce Rusya bağlamındaki sözlerinizi teyit bağlamında. Eğer Allah ömür verirse zaten çok uzun bir süresi yok bu bahsettiğiniz hususun. Yalnız bir, Rusya gerçekten Çin'e güvenmiyor. Eğer Çin'e güvenmiş olsa kolektif güvenlik anlaşması çerçevesinde acil müdahale gücüne ağırlık vermez ve bu kapsamda kendi yakın çevre politikalarını bugün daha güçlendirme yoluna gitmezdi. Bir ikinci husus ise eğer gerçekten Çin'den rahatsızlık duymamış olsaydı Rusya Manas'taki Kırgızistan'daki Amerikan üssü kapanırdı. Evet. Bunun da bence Çin'e dönük önemli bir doğru, mesajı var. Telefon attığımızda Uluslararası İnsan Hakları Avrasya Federasyonu Başkanı Sayın Abdullah Buxur var. Sayın Buxur. Efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler programa şimdiden katılımınızdan ve katkılarınızdan dolayı. Sayın Buxur, ben burada özellikle insan hakları mevzuunda sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi buradaki temel tartışma Doğu Türkistan ve Urumçi olayları bağlamında şu eksende gelişti. Çin dedi ki bu iç işlerimizdir, özellikle Türkiye başta olmak üzere. Hayır, bu bir insan hakları mevzudur denildi. Sizce ki burada önemli bir husus daha var, hatırlayacaksınız. Amerika yıllardır insan hakları mevzuunda raporlar hazırlar ve Çin de son yıllarda bu konuda raporlar yayınlayan ve özellikle Amerika'ya hedef alan bir ülke konumunda. Çin Doğu Türkistan'da insan hakları konusunda nasıl bir sınav verdi ve Urumçi'deki olaylar sizce Çin'in gerçekten bir iç işleri meselesi miydi? Bu ne kadar inandırıcı ve ikna edici oldu. Olduysa o zaman dünyadaki bu mevcut durumu nasıl izah etmemiz gerekiyor?
Sayın Erol, size ve orada bulunan iki değerli dostuma saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Her şeyden önce Türk dünyasında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili böyle bir program yaptığınızdan dolayı da size ayrıca tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi buradaki meselenin özü şu, Çin'de yaşanan olayların insan hakları bağlamındaki yeri nedir? Aynı zamanda Çin'in Birleşmiş Milletler çerçevesi içerisinde insan hakları evrensel beyannamesine atmış olduğu imzanın gereği nedir? Aynı zamanda Birleşmiş Milletler medeni ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşmeyle ilgili bir ihlal söz konusu mudur? Yani bunlara böyle bakmak gerekiyor. Şimdi bu bahsettiğim Birleşmiş Milletler'in medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmesinin ikinci maddesinde ne olduğunu birlikte görelim isterseniz. Yani burada ikinci maddede diyor ki bu sözleşmede yer alan ülkeler kendisinin, yani o ülkede yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da başka bir statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin sözleşmede tanımlanan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür diyor. Yani şimdi bu ikinci maddesi bu. Üçüncü maddesinde neler olduğuna da geçeceğiz ama şunu söylemekte yarar var. Bugün itibariyle baktığımız zaman Doğu Türkistan'da bugün değil, dünden beri yaşanan ve insanlığın aslında yüreğini tarihi derinlikte de baktığımız zaman bir milletin resmen dünyanın gözü önünde yok edilmesi gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Yani dün Stalin bölgeyi işgal ettiği zaman, Doğu Türkistan'ı işgal ettiği zaman, yani Batı Türkistan'daki işgal bitip Doğu Türkistan'a geçtiği zaman Doğu Türkistan'da 100 bin insanı katlettiği ve 300 bin insanı da yaralı ve bir biçimde hapislere tıktığı bugün kendi kayıtlarında yer almaktadır. Şimdi ondan sonraki sürece baktığımız zaman Doğu Türkistan mücadelesinin ayağa kalkma, özgür bir toplum olarak yaşama talepleriyle ilgili Mao döneminde yaşanmış olan süreç ve ondan sonraki ortaya çıkan duruma baktığımız zaman nelerin ihlal edildiği ve nelerin yok edildiğini bugün görmek daha kolay olacaktır. Bugün bu noktaya neden gelindi sorusuna cevap ararken aynı zamanda dün yaşananlara karşı neden Türkiye ve dünya kamuoyu sessiz kaldı? Bu soruların cevaplarını da birlikte bulmamız lazım. Orada bulunan Seyit Bey olsun, Erkin Bey olsun bu davanın içerisinde bayrak olmuş arkadaşlarımızdır. Onları bu anlamda da ben kutluyorum. Ama bir şeyi de söylemekten geri kalmamak lazım. Yani 74 kişi daha dün deneceğimiz bir zaman diliminde yok edilirken orada Doğu Türkistan'da dünya buna ne demiş? Yani bu konuyla ilgili ortaya çıkan perspektif nedir diye baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir durumla karşı karşıya kalmıyoruz. Bugün Türkiye'nin gerek siyasi iradesini ortaya koyan insanlar, gerekse sivil toplum anlamında ortaya konulan tepkiden dolayı ben bu işe emeği geçen herkesi kutluyorum. Evet. Çünkü olması gereken bu zaten. Yani insanlık adına olması gereken bu. Şimdi biz baktığımız zaman Avrupa Birliği standardında ve Birleşmiş Milletler zemininde, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Meclisi trendinde meseleye baktığımız zaman neleri görüyoruz diye gözden geçirmekte fayda var. Yani insan hakları bağlamında söylüyorum. Diyor ki bir ülkede uluslararası normlar eğer bir ayrımcılık olup olmadığını görmek istiyorsanız o ülkede yaşayan insanların kendi bulundukları coğrafyanın kaynaklarını ülkenin diğer unsurlarıyla birlikte kullanabilme yetkisine sahip midirler? Buna bakmak lazım diyor. Yani şimdi bakıyoruz biz Doğu Türkistan'a. Doğu Türkistan'ın kaynaklarını eşit olarak kullanımından yani ondan vazgeçtik. Bugün Doğu Türkistan'ın demografik yapısını değiştirmek amacıyla 1985 yılından beri, Erkin Bey bunu iyi bilir, 1985 yılından beri planlı ve devletin sistematik bir yaklaşımıyla bir asimilasyon süreci devam ettirilmektedir. Yani bugün Urumçi'de olan olaylar Han Çinlilerin o toprakların öz insanları, yani temel halkı olan insanlara karşı yürütmekte oldukları politikanın bir sonucu ortaya çıkmıştır. Evet.
Evet. Yani buradan devam ettiğiniz zaman kaynakların kullanımından sonra kaynakların kontrolü gelmektedir. Kaynakların kontrolü noktasında da Doğu Türkistan'da yaşayan ve o toprakların temel halkı olan insanlara karşı nasıl bir eşitlik içerisinde davranılıp davranılmadığını çok rahat görebilirsiniz. Buradan hareketle baktığımız zaman en temel insan haklarından birisi insanların üreme hakkıdır. Yani bugün Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara açık, net, akılcı bir yaklaşımla baktığımız zaman şu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Bugün Çin ortalama her yıl 35 ila 40 milyon civarında nüfusu artan bir ülke. Şimdi siz bu ülkenin nüfusunun içerisinde Doğu Türkistan'da yaşayan insanlara karşı yürütülen asimilasyon, demografik değişim sürecinin ne anlama geldiğini çok daha rahat anlayabilirsiniz. Evet ve aynı zamanda şunu da ilave etmek lazım Abdullah Bey. 1948 tarihli soykırım sözleşmesinin ikinci maddesinde bu az önceki bahsettiğiniz etnik grupların ki ben burada bir anlamda azınlık olarak da kabul etmek istemiyorum. Sonuçta Doğu Türkistan bana göre işgal edilmiş topraklardır ve oradaki evet. Doğu Türkistan halkı da orada bir azınlık değil. Kendi içinde şu an işgal altındaki insanlardır. Evet. Ama eğer biz yine azınlık çerçevesinde baksak, etnik olarak baksak bu sefer zaten hani hiçbir Uygur Türk'ünü şu an Çin öldürmese bile iki çocuk sınırlandırması bile ikinci maddede çok net bir şekilde ifade ediliyor. O da başlı başına bir soykırım oluyor. Ama oradaki maddelerin hepsine baktığınızda Çin'in biz bu maddeleri defalarca ihlal ettiğini ve defalarca Uygur Türk'ünün burada soykırıma tabi tutulduğunu görüyoruz. Abdullah Bey, daha sonraki bir programda olmazsa Türk dünyasındaki insan hakları sorunlarını ama daha ötesinde dünyadaki Türklere yönelik insan hakları sorunlarını ele alalım diyorum. Ne dersiniz? Vallahi iyi olur ama Türkler insandır. Yani bunu insan merkezli baktığımız zaman bu coğrafyada yaşanan insan hakları ihlalleri noktasından hareketle bir program yaparız. Evet. Siz de zaten bu konudaki etkin faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim ben. Tabii lütfen. Biz Birleşmiş Milletler'e resmi bir başvuruda bulunduk. Doğu Türkistan dernekleri de bu başvurumuza katkı veren kuruluşların başında gelmektedir. Birleşmiş Milletler'e yapmış olduğumuz resmi başvuruda, yani İngilizce Türkçe olarak hazırladığımız metinde gerek olayları özetlemek noktasında gerekse taleplerimizi açık ve net olarak dile getirmiş bulunuyoruz. Evet. Bu medyada da yer aldı zaten ama ben burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Doğu Türkistan'ın dünyaya kapatan bu politikaya Çin'in bir an önce son vermesini temel talep olarak ortaya koyuyoruz. Evet. Oradaki insanların iletişim hakkını kullanmasına izin vermelerini talep ediyoruz. İletişim hakkından önce Abdullah Bey, özür diliyorum, yaşam hakkına. Şimdi yani bir ölünün nasıl bir iletişim olacak? Yani şimdi zaten yaşama hakkıyla ilgili ihlal o kadar açık ve net olarak ortada ki resmen yani en son yaşanan bir olay var. Dün değil evvelsi gün oradan aldığımız bir haberdir. Bunu uluslararası dünya kamuoyuna da geçmeye çalıştık. İnsanlar kendi kız çocuklarını, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu aramak için karakola gittiğinde kendisine verilen cevap olaylara karıştığı için idam edilmiş olabilir şeklinde bir cevapla karşılaşıyor. Bunun ne demek olduğunu herhalde evet. Yüreği olan anlar diye düşünüyorum. Evet. Burada az önce söylediğiniz gibi yani Doğu Türkistan mücadelesinin bayrak isimlerinden Allah yattığı yerden nur etsin onu. Osman Batur'un çok güzel bir sözü var. Yani daha doğrusu şiiri var. Diyor ki Osman Batur, Türk'üz deyip çekip vurdular. Bizi vurup bizden hesap sordular diyor. Şimdi gelinen noktada hem Doğu Türkistan'da siz oranın temel halkını yok edeceksiniz hem de döneceksiniz diyeceksiniz ki burada ölenler Han Çinliler daha fazla, siz bunun dönün hesabını verin diyebileceksiniz. Bu dün Osman Batur 1950'li yıllarda yani 49'dan sonraki yaşanan süreçte nasıl bir handikapla, nasıl bir inanılmaz
yok edilme süreciyle karşı karşıya kalmış da bugün fotoğraf bundan farklı olmadığı açık ve net olarak ortadadır. Bizim bu noktada sayın oradaki dostlar belki dile getirmiştir. Ben bir kez daha vurgularsam ara vereceğiz çünkü. Özür diliyorum. Benim burada söylemek istediğim şey şudur. Bu meselenin tabii ki Türkiye tarafıdır, tarafı olmalıdır. İnsanlık adına tarafı olmalıdır. Evet. Öbür taraftan da bu mesele İslam Kalkınma Örgütü zemini üzerinden, bakın bunu da altını çiziyorum. Evet. Yani İslam Kalkınma Örgütü üzerinden Birleşmiş Milletler'e taşınmalı ve bu mesele orada bir gündem oluşturmalıdır. Çünkü bu yaşanan katliamlara eğer dünya dur demezse bunun devamı Mançurya'da, Tibet'te, İç Moğolistan'da devam edecektir. Yani Çin bundan cesaret alacaktır diyorsunuz. Yani evet. Bu kesinlikle bu böyledir. Evet. Evet. Yani bu meseleye böyle bakmak lazım. Evet. Bu meseleye böyle bakıldığı zaman çok daha sağlıklı, insanlık adına sağlıklı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bizi izleyenlere ve orada bulunan siz başta olmak üzere dostlara saygı ve sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkürler Abdullah Bey. Daha sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Görüşmek değerli üzere, izleyiciler Allah'ın. Kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, Urumçi olayları sonrası Uygur Türklerine yönelik Çin'in yaptığı soykırım sonrası biz Türkiye-Çin ilişkilerinin gidişatını konuşuyoruz. Değerli konuklarımız var. Ben Seyit Tümtürk'e sormak istiyorum. Çok soru var. Şu an e-maillere bakmakta da zorlanıyorum açıkçası. Açılmıyor artık. Sorulardan biri şu. Bir izleyici Erhan Yılmaz diyor ki, siz diyor daha önceki bir açık oturum programında yaptığınız konuşmada Doğu Türkistan'ın yer altında bulunan milyarlarca dolar değerindeki yeraltı zenginliklerini Uygur Türklerine sahip çıkan herhangi bir devlet ile paylaşabileceğinizi söylemiştiniz. Bu teklifinize herhangi bir ülkeden cevap geldi mi? Türkiye bu tekliflerin neresinde kaldı diyor. Tabii çok kısaca cevap vermek isterim. Evet. O cevabım benim aslında Doğu Türkistanlıların hangi çaresizlik içerisinde bulunduğunu ifade etmek için söylenilen bir cümleydi. Tekrar ediyorum. Evet. Çin bizim hem yeraltı yerüstü zenginliklerimizi sömürürken hem de insanlarımızı katlederek bizi tamamen silmeye yönelik bir devlet politikası izliyor. Ben buradan yine tekrar ilan ediyorum. Herhangi bir ülke kim olursa olsun biz bütün zenginliklerimizi paylaşmaya hazırız. Yeter ki biz mevcudiyetimizi koruyabilelim, varlığımızı sürdürebilelim. Evet, izleyicilerimizden biri de diyor ki, Urumçi'deki olayların sorumlusu Türkiye'nin yanlış politikalarıdır. Tolga Akagün söylüyor. Doğrudur, katılıyorum. Umut ederiz diyor. Bundan sonra diyor bu politikalar devam etmez. Şimdi ben şunu size sormak istiyorum. Rabia Kadir gündeme gelmişti. Vize vereceğini Türkiye açıklamıştı. Geliyor mu Türkiye'ye ya da ne zaman geliyor? Öncelikle bu 36 numaralı genelge Sayın Başbakanımızın Rabia Hanım müracaat ettiği zaman vize verilecektir. Hiçbir problem yoktur beyanatıyla. 98'e 36 numaralı bu belgenin sonu yırtılarak, mu? Evet. Yırtılarak çöpe atılmıştır. Tabii Rabia Hanım'ın gelişiyle ilgili de planlamayı ben yürütüyorum. En uygun bir zamanda Rabia Hanım'ı getireceğiz. Yani Rabia Türkiye'nin bu kararından geri dönüş yok. Dönüş yok. Evet. 28'de Japonya'ya gidiyor Rabia Hanım. Ve 1 Ağustos 2 Ağustos tarihlerinde Avustralya'da ki Melbourne Film Festivali'ne katılacak. Biliyorsunuz o da bir krize sebep oldu. Daha sonra da Türkiye'ye getireceğiz ama tam tarihi açıklamadık. Şimdi burada son bir cümle ben şunu ifade etmek istiyorum. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in ilk defa 1000 yıldır Türkiye'den bir Cumhurbaşkanı'nın Doğu Türkistan ziyaretinde bu katliamların öncesinde sebebiyet vermesi çok enteresandır. Buna benzer hep katliamlar nedense Türkiye'den ne zaman en üst bir ziyaret olsa, mesela bunu biz Irak'ta da yaşadık, Irak Türkmenleri katlediliyordu. Evet. Şimdi burada bir mesaj verilmek istendi bakın Mehmet Bey. Sayın Cumhurbaşkanımıza diplomatik nezaket kuralları çiğnenilerek Doğu Türkistan'a bu ziyareti gerçekleşirken bu katliamlar senaryo edildi. Burada 3000 eli sopalı Çinli gece saat 02'de yatakhaneye basarak orada onlarca belki yüzlerce kardeşimizi katletti Şaguan şehrinde. Bunu hiçbir ülke provoka etmedi. Bunu provoka eden Çin Komünist Partisi ve Çin İstihbarat Örgütü'dür. Rabia Kadir için de şunu söylüyorlar. ABD için hizmet ediyor. Kesinlikle. Bir anlamda CIA ajanı. Reddediyorum. Bu şöyle açıklayabiliriz. İşte 98'e 36 numaralı Mesut Yılmaz genelgesinden dolayı Rabia Hanım Çin'i terk ettiği zaman
gidebileceği bir ikinci ülke bulamadı. Mecburiyetten bir tek Amerika kabul etti ve Amerika'ya gitmek durumunda kaldı. Eğer Türkiye'ye Rabia Hanım o zaman kucak açmış olsaydı, Rabia Hanım Türk ve Müslüman olması sebebiyle Türkiye'ye iltica edecek ve Türkiye'de kalacaktı. Buradaki sorumlu Rabia Hanım değil. Peki Rabia Hanım örneğin genelge yırtılıp atıldıysa, hı hı, Türkiye'de bundan sonra kalabilecek bir durumu da var demektir. Çünkü biz memnun oluruz. Biraz önce arkadaşlarla kalır mı peki? Ettik. Tabii. Eğer Rabia Hanım Türkiye'de kalabilecek bir pozisyon, sürekli kalabilecek bir pozisyon ya da bir vatandaşlık verilecek olursa biz bundan şeref duyarız. Hı hı. Çünkü bizim Doğu Türkistan'dan sonra en rahat olduğumuz yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hı hı. Ve burada biz bu konuda net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada evet, bu Çin'in provokasyonunda iki mesaj vardı. Birisi evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza, burası Doğu Türkistan benim tek elimde, 60 yıldır işgal ediyorum. Hı hı. Burayı kimseyle paylaşmam. Hı hı. Burayı ben sömürür ve bitiririm. Hı hı. Karışma buraya. Bu mesaj hı hı buydu. Doğu Türkistanlılara da sakın baş kaldırayım deme. Sakın haddini bil. Seni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seni ziyaret ederken dahi cezalandırabilirim mesajıyla. Buna karşılık Türkiye'den mesaj giden mesaj neydi Sayın Ekrem? Şimdi bu tesadüf olayları, arka planları bilmeden bir şey söylemek de zor ama görünen sonuç da tabii ki Seyit Bey'in dediği gibi sonuç da varıyor. Ancak ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Çin nasılsa dünyada önde gelen bir devlet. Bir de Türkiye'nin menfaat bölgesindeki bölgesel güçtür. Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya bu gibi bölgelerde daha rahat işbirliği yapabilmek için bu bölgedeki Rusya, Çin ve Hindistanlarla da ilişkileri yakından kurması lazım. Şimdi bu Doğu Türkistan olayı, yani Ürümçi olayları ortaya çıkınca ilişkiler eskisi gibi olmayacak. Yeni bir boyut kazanacak. Ve nasıl bir boyut kazanır? Örneğin bir böyle bir genelge karşımıza çıkar mı? Ya da artık bundan sonra böyle bir genelge, bundan sonra genelge imzalanması zor mu? Genelge çıksa bile Çin tarafı pek inanmaz artık. Evet. Genelge çıktığı halde buysa o zaman evet, şeklinde düşünebilir. Evet. Yani şu anda gerçi bu insan hakları müdahale diye bir şey ortada. Yani bir ülkenin içindeki bu insan hakları ile ilgili şeylerde müdahale edebilirsin ama Westfalia veya bu Viyana anlaşması hala duruyor yerinde. Uluslararası ilişkideki bu özellikleri devlet aktörü olarak bu ilişkilere henüz bitmiş değil. Peki, bu özellikler. Son bir şey soracağım. Çin, Türkiye'nin Doğu Türkistan'a dönük olası ilgisi ya da oraya daha etkin bir şekilde yönelmesi durumunu gereğinden fazla mı abartıyor? Yoksa gerçekten Türkiye'nin Doğu Türkistan'a dönük daha radikal bir biçimde yaklaşımı Doğu Türkistan'ın seyrini değiştirir mi? Şimdi şöyle anlatayım. Doğu Türkistan Çin'in en zayıf ve en yumuşak karnıdır. Kim dokunursa Çin ona daha öfkelenir ve sert bir tepki evet, gösterir. Evet. Yani şu anda biz Doğu Türkistan'ın iki ülkenin arasındaki köprü meselesinden bahsettik. Ama içi henüz dolmamıştı. Evet. Onun için bundan sonra Çin'le, Rusya'ya, Hindistan'a yönelik bu yelpaze şeklinde yeni bir boyutta, yeni bir bakışıyla bu ülkelerle farklı bir ilişki geliştirmesi lazım. Çin'in. Çin dahil. Evet. Ama Çin tek Çin değil. Evet. Rusya, Çin, Hindistan. Evet. Bu şekilde bakması evet, lazım. Aynen evet, Türkiye şu anda Orta Doğu'da girişimde çok olduğu gibi. Çok politika diyorsun. O tarafta da, evet, da bu şekilde girmesi lazım. Ve Doğu Türkistan'ı. Yani Çin'e karşı Türkiye diyorsunuz. Rusya, Hindistan bölge ülkeleriyle birlikte ortak bir politika evet, izlemeli. Örneğin şu anda işbirliği kavram var uluslararası evet, ilişkide. Bunun içinde bir issue cooperation, yani sorunlar işbirliği. Yani aramızda bir sorun var. Bu sorunu çözmek için işbirliği yapıyoruz. Evet. Doğu peki, Türkistan işte bu issue cooperation. Evet. Oradaki Çin'in evet, oldukça hassas bir... akıllıca yapılırsa evet, evet, ilişkiler belli bir yere gidecek ve inisiyatif de Türkiye'nin elinde. O zaman bu konuyu biz daha sonraki programlarımızdan birinde tamam, ele alalım. Bakalım Çin bildiğini okumaya devam edecek mi? Ona göre de Türkiye pozisyonunu ele evet, alacaktır. Hatırlayacaksınız. İlk 3 gün izleyicilerimizden gelen mesajda bu işlendiği için ısrarla bu konu ele alındığı için söylüyorum. Türkiye'nin ilk 3 günkü tavrı belki yanlış anlaşıldı ama Çin o ilk 3 günü değerlendiremedi.
Zaten sonrasında evet. Türkiye'nin verdiği sert tepki de durumu gösterdi. Değerli izleyiciler, bugün de bir sınır ötesi programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.